kadar güzel bir genel merkezini. Merhaba. Nasılsınız? Tekrar hayırlı olsun diyorum başkanlarımız. Bizim için son derece önemli tabii Türkiye-Cumhuriyeti'yle ilişkiler. Özellikle Cumhuriyet Partisi ile zaten sosyalist internasyonelde birlikte yer alıyoruz. O yüzden ilişkilerimizin iki kardeş parti düzeyinde daha da genişletilmesi her zaman arzu ettiğimiz bir şey. Bu vesileyle sizleri burada konuk etmek bizi son derece mutlu ediyor. Tekrardan hoş geldiniz diyorum ve bir kez daha hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Genel Başkanım. Biz kongremizi yaptık. Kongremiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2. yüzyıldaki ilk kongresiydi. Ve kongremizden Genel Başkan olarak seçildikten sonra kongrede de söz verdiğim gibi ilk ziyareti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirmeyi uygun gördük. Bugün anlamlı bir gün. Hem 40. yıl Cumhuriyet Bayramı. Sabah da törenlerde beraberdik. Bundan sonra da birlikte olacağız. Tabii partimiz bizim kardeş partimiz. Sosyalist Enternasyonel'de birlikteyiz. Kıbrıs'taki kardeş partimiz. Tabii Kıbrıs halkının seçtiği tüm yöneticilerle, Sayın Cumhurbaşkanı'yla, Başbakan'la, Meclis Başkanı'yla görüştük. Ana Muhalefet Partisi olarak sizinden bir araya gelmenin de ayrı bir anlamı ve önemi var bizim açımızdan. Bu dönemde hem Kıbrıs'ta hem bütün dış ilişkilerde biraz daha aktif, biraz daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü destekleyen bir çizgide olacağız. Çünkü bizim birinci kongremiz Atatürk'ün ifadesiyle Sivas Kongresi'ydi ve bize kurtuluş ve kuruluş görevi vermişti. İkinci yüzyılın ilk kongresi de bize bir an önce iktidar olma görevi verdi. Ve bu iktidar yolunda etkili bir yürüyüş içindeyiz. Özellikle Türkiye'deki 17 bakan ve bir cumhurbaşkanı yardımcısına karşılık biz de 18 kişiden oluşan bir gölge kabineyi görevlendirdik. Bunların yarısı kadın arkadaşlarımızdan, 9'u erkek arkadaşlarımızdan oluşuyor. Partinizin kadın hareketiyle olan ilişkilerini ve kadın temsili noktasındaki hassasiyetini de biliyorum. Bu yönüyle de ortak çok tarafımız var. Bugün mecliste başkanlık divanında partinizden seçilmiş üyelerimizle de bir araya geldiğimizde de bu konuyu değerlendirdik. Sosyalist Enternasyonel'de bundan sonra partiyi ben temsil edeceğim. Hatta bunu da kamuoyu önünde ilk kez söylüyorum. Ondan sonra size söylemiş olayım. Böylelikle Sosyalist Enternasyonel'de genel başkan düzeyinde temsilin çok meseleye çok daha fazla önem atfettiğimizi vurgulaması açısından önemli olacağını değerlendiriyoruz. Kıbrıs'ta tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkisi birinci genel başkanı hepimizin atası. İkinci genel başkanı Sevr'i yırtıp atıp Lozan'ı yaparken Kıbrıs'ın statüsü noktasında çok önemli bir adımı atan ve diplomasi alanında çok büyük bir başarının sahibi İsmet Paşa. Üçüncü genel başkanı Karaoğlan, Kıbrıs'ta neredeyse her evde resmi olan birisi. Öyle olunca da bizim sizden kuracağımız ilişkinin bir başka önemi var. Bundan sonraki süreçte karşılıklı diyalog içinde zaten iyi olan ilişkilerimizi geliştirerek devam etmek istiyoruz. Bizim heyetimizde tabii tanıyorsunuz ama Sayın İlhan Uzgel, Gölge Kabinemizdeki Dışişleri Bakanımız, Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız. Yine Sayın Gamze Taşçıer, Ankara Milletvekilimiz, Genel Başkan Yardımcımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik'ten sorumlu. Ayrıca tabii hem Sosyal Güvenlik Kurumu'nun o bakanlığa bağlı olması, hem Türkiye'de özellikle Kıbrıs gazileri çok ciddi sorunları var. Ve o sorunları her fırsatta dile getiriyorlar. Onun çözüm merceği de Sayın Gamze Taşçıer'in sorumlu olduğu ve takip ettiği bakanlık. Öyle olunca Kıbrıs ziyaretinde onun da bulunması bu açıdan anlamlı. Sayın Namık Tan, İstanbul Milletvekilimiz, hariciyede, dışişlerinde çok önemli görevler yaptı. Dünyanın dört bir yanında ülkemizi büyükelçi olarak temsil etti. Washington Büyükelçiliği gibi
Dışişleri Bakanlığı'ndaki en önemli temsil noktalarından bir tanesinde başarıyla görev yaptı. Şimdi de Dışişleri Komisyonu'nda partimizin sözcüsü olarak görev yapıyor. Bundan sonra sizlerle, sizlerin dış politikada görevli genel başkan yardımcılarınızla da yakın ilişkiler içinde olacaklar. Biz bundan sonraki süreci hem partilerimiz arasında hem de ülkelerimiz arasında bizim üzerimizden kurulacak dostluk köprüleriyle en sağlıklı şekilde yürütmeyi ümit ediyoruz. Bir kez daha kabulünüz için teşekkür ederim.